Arkadaşlar hepinize merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızı çözmeye devam ediyoruz. Türev konusunun 5. testindeyiz. İlk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki önermelerden kaç tanesi daima doğrudur? F A'dan B'ye R AB aralığından reel sayılara daha doğrusu fonksiyonu AB aralığındaki bir noktada türevli ise o noktada süreklidir. F AB aralığından reel sayılara fonksiyonu AB aralığındaki bir noktada türevsiz ise o noktada süreksizdir. F, AB aralığından reel sayılara fonksiyonu, AB aralığındaki bir noktada sürekli ise o noktada türevli, AB aralığından reel sayılara fonksiyonu, AB aralığında bir noktada süreksiz ise o noktada türevsizdir. Şimdi öncelikle soruyu çözmeden önce bazı bilgiler verelim, öğrencilerimizin bilgi dağarcığını geliştirmiş olalım. Şimdi herhangi bir fonksiyon, diyelim ki şöyle, A noktasında görüntüsü böyle olsun. Bakın A noktasında limiti var. Ama sürekli değil. Yani süreksiz. Süreksiz olduğuna göre aynı zamanda türevsiz de diyebiliriz. Bakın şöyle bir şifreleme yapabiliriz. Lost. Limit olursa sürekli olabilir, türevli olabilir. Bu olabilir demek. Sağa doğru. Ama sağdan sola doğru eğer türevli ise kesinlikle süreklidir ve kesinlikle limiti vardır. O zaman A noktasında bakın limiti var ama sürekli değil. Dolayısıyla türevli değil. Peki geçelim başka bir grafiğe. Bakın şu grafiğe bakalım. A noktasında yine. A noktasında limiti var. Yani sıfır limiti var. Aynı zamanda sürekli çünkü tanımlı ama türevli değil. Türevsiz. Hocam neden? Çünkü bakın şu uç noktalarda, sivri noktalarda biz türevi tanımlamıyoruz. Yani türevin sağ ve sol değerleri, şöyle anlatayım. F'in A'ya sağdan yaklaşırkenki değeriyle F'in A'ya soldan yaklaşırkenki değeri farklı olduğu için ne diyoruz? A noktasında türev yoktur diyoruz. Ama öğrencilere anlatırken ne diyoruz? Sivri uçlarda bakın şöyle olabilir. Böyle olabilir. Şu sivri yerlerde şöyle olabilir görüntü. Böyle de olabilir. Şu sivri uçlarda türev yoktur. Türevin geometrik yorumuna geldiğimizde, eğim konusuna geldiğimizde orada da sorularda denk gelirse daha detaylı bir şekilde anlatırız. Şimdi sorumuza gelelim. AB'den reel sayı fonksiyonu diyor ki bir noktada türevli ise o noktada süreklidir. Türev varsa kesinlikle süreklidir dedik az önce. Diyor ki bir nokta türevsizse o noktada süreksizdir. Hayır bakın A noktasında türevi yoktu ama sürekliydi. O zaman bu yanlış. AB aralığındaki bir noktada sürekliyse o noktada türevlidir diyor. O noktada sürekliyse türevlidir diyor. Hayır A noktasında sürekli ama türevli değil. Bu da yanlış. AB'den reel sayılara fonksiyon AB aralığındaki bir noktada süreksizse o noktada türevsizdir. Zaten süreksizse türevsizdir arkadaşlar bakın. Sürekli değilse zaten türevli hiç olamaz. Dolayısıyla bu doğrudur. Tekrar söylüyorum. AB aralığındaki bir noktada süreksizse o noktada türevsizdir. Çok doğru. Çünkü süreksizse zaten türevli olamaz. Çünkü önce limiti olacak. Daha sonra sürekli olacak. Daha sonra türevli olmaya hak kazanacak gibi düşünebilirsiniz. Tersten sormuş olsaydı türevlidir deseydi arkadaşlar. O zaman kesinlikle süreklidir diyebilirdik. Dolayısıyla 1 ve 4 doğrudur. 2 tanesi doğrudur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. İkinci soruya bakalım. Fonksiyonun türevsiz olduğu değerler toplamı kaçtır? Bir fonksiyonun tanımsız olduğu yerde biliyoruz ki sürekli olamaz. Dolayısıyla türevli hiç olamaz diyoruz. Sadece yapmanız gereken payda kısmını sıfıra eşitlemek. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. X parantezini alalım. X kare eksi 9'da x eksi 3, x artı 3 olarak açabiliriz. Eşittir sıfırdan birinci kökümüz 0, ikinci kökümüz 3 ve üçüncü kökümüz eksi 3'tür. Buradan da dördüncü kökümüz eksi 1 olarak gelmiş olur. Bu değerleri toplayacakmışız. 0 artı 3 eksi 3 eksi 1 hesaplarsak eksi 1 oluruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir ikinci sorumuzda. 3'te devam edelim. Şeklinde tanımlanan f fonksiyonu her noktada türevli olduğuna göre. Bakın türevli ise kesinlikle süreklidir. Hem türevlidir hem süreklidir diyebiliriz. Madem ki süreklidir, 1'e sağdan yaklaşırkenki değerimizle 1'e soldan yaklaşırkenki değerimizin ne olması gerekiyor arkadaşlarım? Eşit olması gerekiyor. O zaman şöyle diyelim. Fx süreklidir. Sürekli ise f'in bakın 1'e sağdan değeriyle f'in 1'e soldan değerinin aynı olması gerekiyor. Şimdi sağdan limite 1 yazarsak
a eksi 3. Soldan limitte 1 yazarsak da b artı 1 bölü 2 olacaktır. Bu durumda 2a eksi 6 eşittir b artı 1 diyebiliriz. Şimdi geldik. Bu sefer madem ki türevle f'e 1'e sağdan gelirken ki türevle f'e 1'e soldan gelirken ki türevin aynı olması lazım. Hemen türevleri alalım. Önce sağ türevi alalım. Ax eksi 3'ün türevi diyelim isterseniz açıklayıcı olsun. Eşittir x artı b'nin türevi. Ax eksi 3'ün türevi a'dır. X artı b bölü 2'nin de türevi. X'in türevi 1'dir. B'nin türevi 0'dır. Payda da 2 var. 1 bölü 2. A'yı 1 bölü 2 olarak bulmuş olduk. Şimdi de b'yi bulalım. A gördüğümüz yere 1 bölü 2 yazarsak bakın. 2 çarpı 1 bölü 2 eksi 6 eşittir. B artı 1. İkiler gidince 1 eksi 6 eksi 5. 1'i de sola at. Eşittir b. B de eksi 6 olacaktır. Ne istiyor benden? A çarpı b. Yani 1 bölü 2 çarpı eksi 6 düzenlersek eksi 3 olarak buluruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir bu soruda. Geçelim bir sonraki sorumuz olan dördüncü soru. Aslında bir öncekinin aynısı. Prova yapacağız yine burada da aynı şekilde. Şeklinde tanımlanan fx fonksiyonu x eşittir 3 noktasında türevli olduğuna göre m çarpı m virgül n ikilisi aşağıdakilerden hangisidir? 3 noktasında türevli ise süreklidir dedik. Az öncekinin aynısı. Şöyle yapalım. F 3'e sağdan ifadesi değeriyle F 3'e soldan aynı olacak. Bir de F türev 3'e sağdanla F türev 3'e soldan eşit olacaktır değerli öğrencilerimiz. Şimdi normalde 3 yazacağız. 3'e sağdanımız 4x artı 3 olduğuna göre 3 yazarsak 4 çarpı 3 12, 3 daha 15 olacak. 3'e soldan yukarıda 2m çarpı 3 artı n. Yani x gördüğümüz yere hem burada hem burada 3 yazıp eşitliyoruz. Buradan 15 eşittir 6m artı n diyebiliriz. Bu kalsın. Geldik buraya. 3'e sağdan türevini al. 4x artı 3'ün türevi 4. 3'e soldan türevini al. 2mx'in türevi 2m. M buradan 2 olarak bulunmuş olur. Madem ki m 2'dir. 15 eşittir 12 artı n. N eşittir 3 olacaktır. O zaman m 2 n 3 olduğuna göre doğru cevabımız 2'ye 3 olan B seçeneğidir bu soruda. Beşinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Evet, öncüller var. Öncüllerden önce bu sorunun bir mutlak değer sorusu, mutlak değerde türevle ilgili yorum yapma sorusu olduğunu düşündüğüm için ve gördüğüm için size şöyle bir not vereceğim. Bakınız. İsterseniz şöyle başlayalım. Şu a yazalım. Buraya da a yazalım. Bunun da y eşittir mutlak değer x eksi a olduğunu söyleyebiliriz. Bakın a noktasında sivri 3 olduğuna göre x eşittir a'da türev yoktur diyebiliriz. Bu bir. Burada sıkıntı yok. A yerine 3 gelirse mutlak x eksi 3. A yerine 5 gelirse mutlak değer x eksi 5. A yerine 6 gelirse onu artık düşünebilirsiniz. Bir diğer not. Mesela fx'i diyelim ki şöyle yazdı. Mutlak değer x eksi 2. Siz eğer 2'ye sağdan yaklaşırsanız x eksi 2 olur. Türevi 1 olur. Buraya türev yazayım. Eğer 2'ye soldan yaklaşırsanız eksi x artı 2 olur. Türevi de eksi 1 olur. Bakın bunlar farklı. Sağ türev sol türevden farklı çıktı. O zaman türev yoktur. Türev yok. Demek ki mutlak değerin içine mutlak değerin içini sıfır yapan x değerlerine bakılır. Önce pozitif mi negatif mi çıkar? Onu bir değerlendiriyorsun. Sağına soluna bakıyorsun. Daha sonra türev aldığında eşit çıkıyor mu çıkmıyor mu ona bakacaksın. Eğer ama şöyle bir ifade varsa bakın bakmıyoruz. Ama diyelim ama fx eşittir mutlak diyelim ki x eksi 2'nin karesi ise sağa sola bakmaya gerek yok. Çünkü kare mutlağı yok eder. Bu normal x eksi 2'nin karesidir. Bunu açarsın türevini alırsın. Sağına soluna detaylı bakmaya gerek yoktur. Bu açıklamalardan sonra hızlı bir şekilde öncüllerimize bakalım. Fx eşittir mutlak değer x eksi 2 fonksiyonu x eşittir 2 noktasında sürekli olduğu halde türevli değildir. Çok doğru. Bakın a yerine burada 2 yazarsak mutlak değer x eksi 2 olacak ya. 2 noktasında süreklidir ama türevi yoktur. Çok doğru. 1 doğrudur. 5. sorumuzun birinci öncülü doğrudur. Geldik ikinci öncüle. Mutlak değer fx eşittir mutlak değer x eksi 1 fonksiyonunun x eşittir 0 noktasındaki türevi eksi 1'dir. Bakın burada 0 yazarsak eğer değerli arkadaşlarım mutlak değerin içi negatif olacaktır. Bu dışarıya eksilisi olarak çıkar. Yani aslında bu ifade dışarıya bakın şöyle çıkıyor. 1 eksi x.
Ne için? Sıfır için. X'ine sıfır yazdığımızda negatif çıktığı için 1 eksi x. Peki 1 eksi x'in türevini alsak ne olur? Tabii ki eksi 1 olur. Yani bu da doğrudur. Demek ki kritik değer, yani mutlak değerin içini sıfır yapan değeri sormuşsa, tamam, sağa bak, sola bak, bir bak bakalım aynı oluyor mu türevler. Ama mutlak değerin içini sıfır yapan kritik değerler dışında farklı bir değer soruluyorsa o değeri yazıyorsun. Artı çıkıyorsa kendisi olarak çıkar. Eksi çıkıyorsa eksisi olarak çıktıktan sonra türevini alıp yoluna devam ediyorsun. Bu detaya dikkat. Geldik bir sonraki soruya. X kare eksi 6 x artı 8 fonksiyonu x eşittir 4 noktasında türevlidir. Doğru mu acaba? Mutlak değerin içini sıfır yapan bir değer sanırım bu. Çok güzel. Bakın mutlak değerin içini sıfır yaptı. Şimdi bunu şöyle yapalım isterseniz kısaca. Eğer biz x'i 4'ten büyük seçersek bu direkt kendisi olarak çıkacak. Sonra bunun türevi alınır. 2x eksi 6. Sonra 4 yazarsanız bakın 2 kere 4 8 2 çıkar. Bu sağ türevdir. Eğer siz 4'ten küçük seçerseniz bu sefer eksi x kare artı 6x eksi 8 olarak çıkacak. Hemen türevini al. Eksi 2x artı 6. Türevinde 4 yaz bakalım. Eksi 2 çıkacak. Bakın farklı değerler çıktığına göre türevlidir demesi kesinlikle ne oluyor? Yanlış oluyor. 4'e bakalım. Arkadaşlar kare mutlak değeri yok eder. Daha az önce söyledim. Direkt x karedir. Hemen türevini alıyorsunuz. 2x 0 yazdığınızda bakın 0 çıkıyor. Zaten y eşittir x kare grafiği bir paraboldur. Hem de bildiğimiz bir parabol. Gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok. Sürekli ve türevli bir fonksiyon olduğu her halinden bellidir. Tanımsız yapan bir ifade yok. Herhangi bir boşluk yok. Bu da çok doğrudur. Grafikten de gördüğümüz üzere. Doğru cevabımız D seçeneği. Çünkü kaç tanesi doğrudur diyordu. Güzel bir soru arkadaşlar. Bu soruya değer verebiliriz. Olumlu anlamda. F R'den R'ye olmak üzere f(x) eşittir mutlak 3x eksi 4 x eşittir 1 noktasındaki türevi az önce belirttim bakın. Kritik değer kaç? X yerine 4 bölü 3 yazsak 0 olduğuna göre kritik değerimiz 4 bölü 3. 4 bölü 3 dışında mutlak değerin içini 0 yapan o x değeri dışındaki bütün değerlerde yerine yazıyorsun. Artı mı eksi mi? Biraz önce açıkladım da. Şimdi 1 yazdığımızda eksi çıktı. O halde bu ifade eksi 3x artı 4'tür. Bunun da türevi eksi 3'tür arkadaşlarım. Hangi noktada sormuştu? Bir noktasında doğru cevabımız B seçeneğidir. 6. soruda. 7 ile devam. F R'den R'ye yine bir mutlak değer sorusu. Fx eşittir x çarpı x küp eksi 5 x artı 6'nın mutlak değeri. Fonksiyonun x eşittir 1 noktasındaki türevi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öğrencilerime şu soruyu soracağım. X küp eksi 5x artı 6'yı sıfıra eşitlediğinde x'i bulabiliyor muyum? Şu an aklımıza gelen bir şey yok. Peki 1 yazdığımda 0 oluyor mu? 1 yazdığımda 0 olmuyor. O zaman 1 kritik bir değer değil. Peki 1 yazdığımda kritik değer olmadığına göre eksi mi çıkar? Artı mı çıkar? Tabii ki eksi 4 artı 6 2 eder. Artı çıkar. O zaman direkt fx fonksiyonu ortaya çıktı. Neymiş bu fx fonksiyonu? X çarpı. Mutlak değerden kurtuldu artık. Bakın. 1 yazdığımda pozitif çıktığı için. Dağıtalım içeriye doğru. X üzeri 4 eksi 5x kare artı 6x diyebiliriz. Fx fonksiyonumuzun türevini alalım. Al türevi. 4x küp eksi 10x artı 6. Peki türevinde 1 yaz bakalım. 1 yazsan 4 eksi 10 eksi 6. Bir de artı 6 var. 0 oldu. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 7. soruda. Şimdi geçelim 8 numaralı soruya. F R'den R'ye olmak üzere fx eşittir x kare eksi 6x artı a. Tamam. Fonksiyonu her x reel sayısı için türevli olduğuna göre a için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar türevli ise muhtemelen şu ifade çarpanlara ayrılmayan bir ifadedir. Daima pozitiftir ya da daima negatif olmalı ki o kritik değer mevzusu biraz önce konuştuğumuz mevzu ile ilgili bir problem çıkmasın. Yani sağ sol türevlerine bakmayalım. Çünkü sağ sol türevlerine bakarsak eğer kökler olsa tabii bu sefer sağda farklı solda farklı olabilir. Peki bu olabilirlikleri nasıl iptal ediyoruz? Ya daima pozitiftir ya daima negatiftir. İkinci dereceden bir ifade şöyle ifade edeyim. Ax kare artı bx artı c daima sıfırdan büyük olduğunda ya da sıfırdan küçük olduğunda burada bakın a sıfırdan büyük delta negatif, a sıfırdan küçük delta negatif. Bu notları daha önce anlatmıştık. Size hatırlayın önceki testleri eğer dinlediyseniz ve izlediyseniz. Burada delta'nın bizim sorumuza gelelim şimdi. Delta'nın küçük eşittir sıfır olması gerekiyor. Hocam burada küçüktür yazmışsınız. Neden burada küçük eşit? Arkadaşlar küçük eşit neden?
Eğer delta'yı sıfıra eşit yaparsa tam kare çıkar. Biraz önce tam kare mutlak değeri yok eder demiştik. Bağlantıyı oradan kurabilirsiniz. Şimdi bakalım b kare eksi 4ac küçük eşittir 0. Buradan 36 küçük eşittir 4a yani a büyük eşittir 9 olacaktır. Seçeneklerde D seçeneğinde bu vardır. Geçelim 9 numaralı soruya. Fx eşittir mutlak değer x kare eksi 4 fonksiyonun grafiği verilmiştir. Aslında biraz önce sivri uçlarda türev yoktur. Mutlak değerle ilgili birkaç soru çözdüğümü hatırlıyorum. Şimdi eksi 2 noktasında süreklidir. X eşittir 2 noktasında türevlidir. F'in türevi eksi 1 büyüktür. F'in türevi 1'dir. F fonksiyonu ile ilgili yukarıdakilerden hangileri daima doğrudur demiş. Bakalım. Eksi 2 noktasında sürekli mi? Hayır. Sivri uçlarda türevin daha doğrusu sürekli olduğunu söyleyebiliriz. Türevi yoktur demek istedim aslında. X eşittir 2 noktasında türevlidir diyor. Yanlış. Sivri uçlarda türev yoktur. Bu yanlış. Tekrar ediyorum. Eksi 2 noktasında gördüğünüz gibi tanımlı. 2 noktasında tanımlı. O zaman hem eksi 2'de hem 2'de süreklidir. Limiti zaten var. Ama eksi 2 sivri uç. 2 de sivri uç olduğuna göre biz buralarda türev yoktur diye size söylemiştik. Bakın şöyle tekrarlıyorum. Böyle. Şöyle olabilir. Böyle olabilir. Ya da şöyle gelmiş, şöyle gitmiş de olabilir. Bunların hiçbirinde türev yoktur arkadaşlarım. İki noktasında türevlidir diyor. Yanlış. Eksi iki noktasında süreklidir diyor. Doğru. Peki f'in türevi eksi bir. F'in türevi birden büyük mü değil mi? Bunu nasıl açıklayabiliriz? Bakın eksi bir noktası şurası. X'in eksi bir olduğu yer burası. Baktığımız zaman fonksiyonumuz burada bir artma eğilimi göstermiş. Bu noktadan bir teğet doğrusu çizdiğimiz zaman bu teğet doğrusu x ekseni ile bunun x ekseni olduğunu hayalen düşünürseniz dar açı yapmış. Tanjant dar açılar yani birinci bölgedeki dar açılar sıfırdan büyüktür. Eğim sıfırdan büyük. Dolayısıyla birinci türev sıfırdan büyüktür yorumunu yapabiliriz. Dolayısıyla eksi bir noktasındaki türev daima artıdır. Bir noktasında yine bu yorumlarımızı tekrarlayalım. Bir noktasında fonksiyon azalan bir eğilim gösterdiğini, aynı zamanda hayalen x ekseniyle geniş açı yaptığını, geniş açının birim çemberde ikinci bölgede olduğunu, burada tanjant alfanın negatif yani eğimin negatif aynı zamanda birinci türevin negatif olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki bu negatif. Pozitif bir sayı negatif sayıdan her zaman büyük olduğuna göre bu da doğru. Cevabımız 1 ve 3 yani E seçeneğidir. Bu soruda ekstradan şunu bilmemiz gerekiyordu. Arkadaşlar birinci türev eğimdir. Birinci türevin sıfırdan büyük olduğu yerlerde fx artan ya da fx artansa birinci türev sıfırdan büyük. Birinci türevin negatif olduğu yerlerde fx azalandır ya da fx azalansa o bölgede birinci türev negatiftir. Bu notu tabii ki türevin geometrik yorumlarında tekrar anlatacağımız için çok da üzerinde durmayalım. Geçelim bir sonraki sıradaki soruya. 10 numara. Fx eşittir x çarpı x mutlak x fonksiyonu ile ilgili olarak 0 noktasında süreklidir. 0 noktasında türevlidir. Her x eleman R için daima türevlidir. İbarelerinden hangileri her zaman doğrudur? Bakın eğer biz x'i sıfırdan büyük seçersek o mutlak x dışarı x olarak çıkacağına göre y eşittir x çarpı x yani y eşittir x kare olacaktır. Yani sıfırdan büyük x'in pozitif olduğu değerlerde grafiğimiz bu şekilde. Eğer x'i negatif seçersek bu sefer y eşittir x çarpı eksi x olacaktır. Yani eksi x kare x'in negatif olduğu yerlerde de eksi x kareyi çizmiş olacağız. Bu arada eksi x kare normalde hani eksik bilgi olmasın. Normalde eksi x kare budur. Artı x kare budur. Ama x'in pozitif olduğu yerlerdeki parçasını aldım x karenin. Bir de x'in negatif olduğu yerlerde de eksi x karenin parçasını aldım. Diğerini iptal ettim. Fark ettiniz herhalde. Peki şimdi sorumuza bakalım. Sıfır noktasına sürekli bakalım. Evet tanımlı. Sıkıntı yok. Sıfır noktasına türevli. Evet herhangi bir uç nokta yok. Sivri uç yok. Türevli. Tanımlı. Türevli. Limiti de var. Her x eleman r için daima türevli. Bu da doğru. Gördüğünüz gibi tanımsız yapın. Herhangi bir boşluk yok. Ya da fx'in tanım kümesindeki elemanların gitmediği bir görüntü boşluğu yok. Dolayısıyla bütün değerlerde sürekli olduğunu görüyoruz. Türevli olduğunu da görüyoruz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Sadece burada x'in pozitif olduğu yerlerde y eşittir x kare, x'in negatif olduğu yerlerde y eşittir eksi x kareyi bilmemiz yeterlidir bu sorunun çözümü için. Tabii ki bir de lost şifresi unutmayacağız. Limit varsa sürekli olabilir, türevli de olabilir.
Ama türevli ise kesinlikle süreklilik var, kesinlikle limiti de var. Bu detayları bilirsek sanırım bu sorularda herhangi bir sorun yaşamayız diye düşünüyorum. 11'e bakalım, bir grafik sorusu. Mutlak f(x) bir fonksiyonun mutlak değeri, iki noktasında sürekli, aynı fonksiyon iki noktasında türevli ve f'in türevi 2 sıfırdır. Hangileri kesinlikle doğrudur diyor, dikkat. Şimdi y eşittir f(x) fonksiyonun grafiğinin diyelim ki az önceki grafik olduğunu varsayalım. Örnek veriyorum burada tabii. Eğer bunun mutlak değeri sorulursa, o zaman alt tarafta kalan kısmı, çünkü mutlak değer görüntüsü pozitif olmak zorunda ya, üst tarafa taşıyacağız. Yani şurası kalacak, bu alttaki şu kısım yukarıya simetri, x eksenine göre simetri alınacak. Sanırım burayı anladınız. X eksenin altındaki kısmı takla attırıyorsunuz, x eksenine göre. O zaman değerli öğrencilerimiz, kırmızı ile yapalım. Bakın şurası 3 birim. Şurası da 3 birim. X eksenini ayna gibi düşünün. X ekseni aynaymış gibi düşünebilirsiniz. Altta kalan şu mavi y eşittir eksi 3 doğrusunu takla attırıp x eksenine göre simetrisini alırsak sanırım böyle bir grafik olacak. Dolayısıyla bu iptal olmuş olacak. Bakın burada bir sivri uç oluştu. Dikkat. Evet, x eşittir 2 noktasında sürekli tanımlı. Bir sıkıntı yok. 2 noktasında türevli, hayır. Sivri uç var. Yanlış. F'in türevi 2 sıfırdır diyor. F'in türevi 2'nin sıfır olduğunu nereden biliyorsun? Değil mi? Bunu nereden bilebiliriz? Bir de iki noktasında türevi olmadığını söyledik. O zaman türevi nasıl sıfır olabilir? Öyle de düşünebilirsiniz. Bir de arkadaşlar şuradan bir eğim açısı çizerseniz, x ekseninde geniş açı yapıyor bakın. Bir de şuradan bir eğim açısı çizerseniz, bu sefer de x ekseni dar açı yapıyor. Yani sağ türev sol türevden zaten farklı çıkıyor. İki noktasındaki türevi nasıl sıfır olabilir ki? Doğru cevabımız C seçeneğidir bu soruda. Evet. Testimizin son sorusu. Fx eşittir x kare artı 2 x eksi 1 bölü x kare artı mx artı 2 fonksiyonu her x reel sayısı için türevlenebilir. Arkadaşlar türevli ise süreklidir dedik. Sürekli ise limiti vardır. Bu kısımla ilgili olan sadece sürekli olması. Sürekli ise aynı zamanda tanımlı olabilir. Doğru mu? Bununla ilgili bir soru çözmüştük. Tanımlı. Tanımlı ise zaten payda sıfır olamaz. Yani x kare artı mx artı 2'nin kökü yoktur. Çünkü kökü olursa payda sıfır olur. O sıfır yapan x değerlerinde tanımsız olacağı için süreksiz olacak. Dolayısıyla türevli hiç olamayacak ki burada türevlenebilir olduğuna göre demiş. Türevlenebilirse o zaman x kare artı mx artı 2'nin kökü olmayacak yani. Tamam, deltasının sıfırdan küçük olduğunu artık herkes anladı. Hocam küçük eşit olması gerekiyor mu? Hayır. Tam kare olur. O kökte çakışık olan o kökte payda sıfır olur. Bu aykırı bir durum olmaz. B kare eksi 4 ac diyelim. Yani m kare eksi 8 sıfırdan küçük. Şimdi köklerimizi bulabiliriz isterseniz ya da hiç gerek yok. Bakın ne diyordum? M'nin alabileceği tam sayı değerleri. Burayı negatif yapan eksi 2 eksi 1 m eşittir diyelim. Hiç 2 kök 2 eksi 2 kök 2 yazıp artı eksi artı tablolaştırmaya hiç gerek yok. Bu kadar abartmaya gerek yok bakın. 3 sağlamıyor. Eksi 3 sağlamıyor. Eksi 3 ve öncesi 3 ve sonrası sağlamıyor. Kaç tane değer var? 1, 2, 3, 4, 5. Doğru cevabımız E seçeneğidir bu soruda. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.